Tekrar merhaba arkadaşlar. Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci ve meslek hastalığı bildirim konusunda size o gün bu şeyleri küçük grup vaka çalışmasını yaparken bahsetmiştim ama tekrar hatırlatmak için konusu geldiği için bahsetmek istiyorum. Meslek hastalıklarının tanısı konulması için gerekenler neler? Mutlaka bir çalışma ortamı ile illiyet bağının oluşması gerekiyor hastalıkla çalışma ortamının. Kişinin SGK'lı olması gerekiyor. Hastalığın meslek hastalığı listesinde yer alması, kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde bir maruziyetinin olması, hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması ve meslek hastalığının yetkili hastanelerde hekim raporuyla belirlenmesi ve kurum sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. Meslek hastalıkları ve yasal tanı sürecinde iş ile meslek hastalığı ilişkisinin kurulması, işte anamnez, klinik değerlendirme, fizik muayene, laboratuvar muayeneleri, iş yeri ortamı ölçümleriyle, ne iş yapıyorsun sorusunu sorularak, detaylı anamnez alınarak yapılması gerekiyor. Az önce söylediğim gibi çalışma öyküsünün neleri içermesi gerektiği konusunda, bütün bugünden geçmişe doğru yaptığı işlerinin tanımlanması, belirti zaman ilişkisinin kurulması, benzer belirtilerin başka işçilerde gözlemlenmesi, iş dışı etkenlerin varlığı değerlendirilecek. Ön tanı sürecinde meslek hastalığına yakalanıldığına dair iş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları ön tanıyı koyabilirler. Ön tanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işveren bu durumu SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularını 3 iş günü içinde terk etmesi gerekiyor. 5510 sayılı kanuna göre sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına yakalandığı Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Devlet Üniversite Hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık raporuyla belgelendirilmesi gerekiyor. Kesin tanı sonrası meslek hastalığı bildirimi yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları da en geç 10 gün içinde SGK'ya bildiriyorlar. İş kazası meslek hastalığı bildirimi elektronik ortamda yapılabileceği gibi internet erişiminin bulunmadığı yerlerde kağıt ortamında da kuruma gönderilebilecektir. Bildirim formuna www.sgk.gov.tr adresinden e-SGK başlığı altında yer alan diğer uygulamalar menüsü içinde bulunan çalışılmadığına dair bildirim girişi alt menüsünden hizmet aktı ile çalışanlar başlığı altındaki işveren bildirimi işlemler ekranından ulaşabileceklerdir. Meslek hastalığı dosyasında neler olması gerekiyor? İşe giriş sağlık raporu, sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi veya listeleri, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş kontrol muayenesi ya da hastalığın artma sebebiyle müracaat eden sigortalıda, daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı meslek hastalıkları hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler, tespitte yeni açılmış dosyası ve yeni sağlık kurulu raporu aslı dayanağı tıbbi belgeler, İş yerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları, dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listeleri gerekiyor. Hangi hastalıklar meslek hastalığında? Bunların hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı meslek hastalıkları listesine göre tespit ve tayin ediliyor. Ve o hastalığın yükümlülük süresi içerisinde meydana gelmiş olması gerekiyor. Ancak bunlara uymayanlar da yine Yüksek Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı olarak kabul edilebiliyor demiştik. Meslek hastalığı sonrası sigortalıya tanınan haklarda kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kolları kapsamında tanınan haklardan sigortalıya kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık ve analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği, analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması hakları verilmektedir. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında malullük sigortası kapsamında malullük aylığı, yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aylığı ve toptan ödeme, ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi ve aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik sigortanın iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışma mahali olarak bilinmekte. Bu geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması ve bunun da SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarının sağlık raporuyla alınması, tanımlanmış olması gerekiyor. Sürekli iş göremezlik, iş kazası, meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık özürler nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanmakta. Ve sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için kurum sağlık kuruluna ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası meslek hastalığı bildirim belgesi, olayın kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortanın meslek hastalığına yakalandığı işine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir rapor ve tutanaklar, çalışır çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler, sigortanın tedavisi tamamlanıp bunları sekel halini aldıktan sonra son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler gönderiliyor. Malullük durumu çalışma gücünün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün %60'ını kaybettiği kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılıyor ve malul aylığı bağlanabilmesi için kişi malul duruma düşmeden önce yani sağlıklıyken sigortalı olması gerekiyor. En az 10 yıllık sigortalı olması gerekiyor ve 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Çalıştığı işten ayrılmış olması gerekiyor ve SGK'ya başvuruda bulunmuş olması gerekiyor. Mağluliyetin tespiti de SGK tarafından yetkilendirilen devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri ile askeri hastaneler tarafından düzenlenecek sağlık raporları incelenerek SGK Sağlık Kurulu tarafından yapılıyor. Sigortalı olarak işe başlamadan önce var olan hastalık başlangıçta mağluliyeti gerektirecek durumda değilken çalışmaya başladıktan bir süre sonra sigortalıyı mağlul duruma düşürürse bu hastalığa bağlı mağluliyeti kabul edilir. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede mağlul ise sigortalılık süresi aranmaz. En az 1800 gün prim ödemesi yeterli olur. Bence. Tamam. Gıvır hocam. Meslek hastalığı tespiti sonrası neler yapılmalı? İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu iş güvenliği uzmanına, iş yeri hekimine bilgi verilmeli. İşverene meslek hastalığı ve nedenleriyle ilgili bilgilendirmede bulunulmalı. İşçilere işverene meslek hastalığı ve nedenleriyle ilgili bilgilendirmede bulunulmalı. İşçilere meslek hastalığı ve nedenleriyle ilgili bilgilendirmede bulunulmalı. Önleme yöntemlerinde meslek hastalıklarının en önemli özelliği %100 önlenebilir olmalarıdır. Kontrol yöntemleriyle doğru şekilde uygulandığında ve gerekli risk yönetimi çalışmaları yapıldığında işletmelerde meslek hastalıklarının önüne geçilebilecektir. Bu çalışmaların şekline, meslek hastalığına neden olan zararlı maddeler ve etkenlere, bunların yapısına, vücuda giriş yollarına, çalışma ortamındaki konsantrasyon ve maruziyet süresine bağlı olarak karar verilmelidir. İşletmelerde meslek hastalığının kontrolünün sağlanabilmesi için işveren, çalışan,
iş güvenliği uzmanı ve iş yer hekimi tarafından koordinasyon eksiksiz olması gerekmekte. Risk değerlendirme çalışmalarında da iş yer hekimleri aktif olarak görev yapmalılar. Meslek hastalığı risk yönetimi süresince iş yeri çalışma koşulları, kullanılan kimyasallar, çevresel etkiler, fiziksel etkenler, biyolojik etkiler nedeniyle oluşabilecek meslek hastalıkları belirlenmeli. Risk değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan risk değerlerinin kabul edilip edilemez olduğuna karar verilmeli ve risk doğrultusunda gerekli kontrol önlemleri seçilmeli. Meslek hastalığı risk yönetim süresince iş yerinde sağlık risklerinin ölçümü yapılmalı. Mesela gaz, buhar, toz, gürültü, ısı, nem, basınç, hava akımı, radyasyon ölçümü gibi. İş yerinde bulunan tüm kimyasallar için MSDS dediğimiz güvenlik bilgi formları oluşturulmalı. Bu formları kimyasal madde üreticileri vermek zorundalar. Malzeme güvenlik bilgi formları kimyasal maddelerin MAK ve ESD değerleriyle ilgili bilgileri içeriyor. Malzeme bilgi formlarının sürekli güncelleştirilmesi gerektiği akılda tutulmalı. Güvenli teknik ekip tarafından malzeme güvenlik bilgi formları oluşturulduktan sonra, pardon, özür dilerim arkadaşlar. Görevli teknik ekip tarafından malzeme güvenlik bilgi formları oluşturduktan sonra kullanılan kimyasallar sınıflandırılmalı ve sağlık etkisi ve ilk yardımla ilgili kısımları iş yeri hekimince verilmeli. İşletmeye özgü risk haritası hazırlanmalı ve bu çalışmaya özellikle iş yeri hekimleri aktif olarak katılmalı. Çalışma ortam koşulları ve çalışma ilişkileri incelenmeli ve bilgi edinilmeli. İş yeri hekimleri tıbbi görevini yerine getirebilmesi ve muayenede sorun yaşamaması için iş yerinin teknik uygunluğu, üretim akışı ve çalışma koşulları ile ilgili bilgilendirilmeli. İş yeri hekimleri meslek hastalıkları konusunda işverene, iş güvenliği uzmanına ve teknik ekibe bilgi vermeli. Zararlı etkenlerin saptanması, izlenmesi ve risklerinin kontrol altına alınması noktasında iş güvenliği uzmanı ve teknik ekiple ortak çalışmalar yürütmeli. İş yeri hekimleri iş güvenliği uzmanları ve teknik ekip ile çalışarak zararlı etkenlerden doğan riskli çalışma koşullarını ve özel ilgiyle izlenmesi gereken riskli grupları saptayarak izlemeli. Riskli çalışma koşulları termal konfor, kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenler, tehlikeli işler, gürültülü işler, uygunsuz postür, ergonomik olmayan koşullarda çalışma, stresli işler, beslenmeyi zorlaştıran işler gibi. Özel ilgiyle izlenmesi gereken riskli gruplarda tehlikeli işte çalışanlar, gelişme çağında çocuk genç işçiler, kadın işçiler, alkolikler, eski hükümlüler, işe ara veren işçiler, bedensel, zihinsel, ruhsal engeller ve kronik hastalar. Meslek hastalıklarının önlenmesi noktasında etkin risk yönetimi sonucunda yapılması gerekenler, meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma yöntemleri hakkında çalışanlar eğitilmeli. Malzeme güvenlik bilgi formları güncel ve hazır tutulmalı. Çalışanlar malzeme güvenlik bilgi formları hakkında bilgilendirilmeli. Malzeme güvenlik bilgi formları çalışanlar tarafından anlaşılır hale getirilmeli ve çalışanların her an erişebileceği yerlerde bulundurulmalı. Maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler, tabelalar hazırlanmalı ve iş yerlerinde uygun yerlere asılmalı. İş yeri ortam faktörlerini değerlendirmeli, ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri düzenli olarak yapılmalı. Maruziyet sınır değerleri aşıldığı durumlarda bu durumda derhal bu durumun düzeltilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler alınmalı. Zehirli toz, duman, gaz, buhar, ses ve sıvılarla çalışmalar teknik imkanlara göre kapalı sisteme alınmalı.
İş yerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler, teknik imkanlar varsa aynı işi gören daha az zehirli maddeyle değiştirilmeli, yani ikame yapılmalı. İş yerinde etkili ve yeterli havalandırma sağlanmalı. Atıklar zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmemeli. Çok zehirli maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin bulunduğu bölümler diğer yerlerden tecrit edilmeli. Zehirli toz, duman, buharlı iş yerlerinde iş yeri havası nemli, nemli taban, duvar ve tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin meydana gelmesi önlenmeli. Gerektiğinde bu çalışmalar genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılmalı. Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalışan iş yerlerinde işçilere uygun kişisel korunma araçları verilmeli. Bunların doğru kullanılmaları öğretilmeli ve bunların kesintisiz olarak kullanılması sağlanmalı. Meslek hastalıklarından korunmak için içe giriş ve perdük muayeneler düzenli yapılmalı. Kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmamalı. İşe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem verilmeli. İşe yerleştirilen işçilerin tehlike ve zararın özelliğine göre belirli sürelerle sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuvar araştırmaları yapılmalı. Bilgi seviyesinin ve duyarlılığın arttırılması için eğitim merkezleri, risk analizi ve değerlendirilmesi, malzeme güvenlik bilgi formlarının güncel ve hazır tutulması, uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı, kayıtların tutulması, verilerin değerlendirilmesi, gerekli yerlere bildirilmesi, çalışma öyküsü ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı. Ayrıntılı meslek öyküsü, hastanın halen ya da son olarak yaptığı işin yanı sıra varsa önceki işlerinde öğrenilmesi, ayrıntılı çalışma öyküsü alınırken hastanın işinde çalıştığı bölüm, yaptığı iş, kullandığı ve çalışma sırasında karşılaştığı maddeler, hatta varsa iş dışı uğraşları, alışkanlıkları, hobileri nedeniyle olacak etkilenmeler öğrenilmeli. İş yeri hekimi meslek hastalığı tanısı alan kişiye hukuki hakları ve hastalığı hakkında bilgi vermeli, psikolojik olarak destek olmalı ve onu koruma altına almalıdır. Çalışma ortamı gözetiminde her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri kapsamalı. Gerekli gözetimler her değişiklikten sonra tekrarlanmalı. Malzeme güvenlik bilgi formlarının bulundurulması, ortam ölçümleri, kişisel maruziyet ölçümleri, tüm vücut ve el titreşim ölçümleri, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yer ve iş değişikliği bunlara göre, eğitim merkezleri, teknik donanım, kayıtların tutulması, verilerin değerlendirilmesi ve gerekli yerlere bildirilmesi işlemlerini içermekte. Çalışma ortamı gözetimi. İşveren iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde çalışanların talep etmeleri halinde sağlık gözetimlerini tekrarlamalı. Çalışanların sağlık gözetiminde tıbbi muayeneler ve tetkikler, işe giriş muayeneleri, ek ve tamamlayıcı muayeneler, erken kontrol muayeneleri, işe dönüş muayeneleri, periyodik muayeneler, iş koluna göre aralıklı kontrol muayeneleri, işten ayrılma muayenesi ve geç muayeneler, uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı, bağışıklama ve erken tanı çalışmalarını içerir. Çalışma gücü ve meslek kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğinde verilen meslek hastalığı tanımı aşağıdaki özelliklerden hangisini içermez? İşe başladıktan sonra ağırlaşan herhangi bir hastalığın işe girmeden önce de var olması. İşe girmeden önce var olan hastalık meslek hastalığının tanımına uymuyor arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Sınıflamalardan bahsetmiştik. İşle ilgili hastalık dördüncü dersimizin konusu olacak. Kısa kısa hastalıklardan söz etmek istiyorum. Bunların detaylı olarak anlatılmaları gerçekleşecek diğer arkadaşlar tarafından.
Mesleki akciğer hastalıklarında pnömokonyozlar yani tozla ilişkili akciğer hastalıkları, mesleki astım, hipersansitivite pnömonisi, KOAH, bisinozis pamuk işçileriyle ilgili olan, toksik ajanlara bağlı olan patolojiler, amonyak, kadmiyum, klorin, metal polimer organik tozların ateşi, akciğer kanserleri ve enfeksiyöz hastalıklar şeklinde sınıflandırabiliyoruz. Pnömokonyozlarda hangileri var? Kömür işçisi pnömokonyozu, silikozis, asbestozis, silikat pnömokonyozları, berilyum hastalığı, alüminyum, antimon, baryum, kobalt, siderozis dediğimiz demirle ilgili olan mikstoz pnömokonyozları. Bunlarla ilgili vakalarımız var arkadaşlar. Onları vakalar konusunda da konuşacağız. Şimdi tozlar organik, inorganik yapıda olarak ikiye ayrılıyor. Organik, inorganik tozlar demir, kömür, kum, silis, asbest, çimento gibi tozlar. Organik tozlar pamuk tozu, şeker kamışı tozu, mantar sporu, kümes hayvanı tüyü gibi tozlar. Pnömokonyoz yapan tozların 0,5 ila 5 mikron büyüklükte kristal, inorganik ve fibrojen olması bekleniyor. İnorganik, kristal, fibrojen 0,5 ila 5 mikron çünkü alveollere kadar bunlar ulaşabiliyor. Ve fibrojenik aktivite bakımından da en yüksek potansiyele sahip olan silisyum ve asbest. Bunların pnömokonyozların tanılarını da radyolojik olarak ILO'nun radyoloji sınıflamasına göre koyabiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi inorganik tozların neden olduğu bir akciğer hastalığı değildir? Silikozis, kömür işçisi pnömokonyozu, asbestozis, siderozis, siderozis demirle ilgili ve bisinozis. Bisinozis pamuk işçileriyle ilgili organik tozla ilgili bir hastalık biliyorsunuz vakasını konuşmuştuk. Yanlış olan E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi silikozis hastalığına neden olan fibrojenik toz olarak sınıflandırılır? En fazla Türkiye'de kullanılan da yer kabuğu ile ilgili kuvars tozu arkadaşlar. Silikozis hastalığına neden olan fibrojenik tozlar grubunda. Bazı kısaltmalar var. Antrakoz kömür işçisi pnömokonyozu demek, bagassozis şeker kamışı, suberozis mantar sporu, baryum baritozis, demir siderozis, kalay stanozis, berilyum berilyozis şeklinde. İLO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflaması okuyucu eğitimi de arkadaşlar İSKÜM tarafından Ankara'da yılda bir kez iki şekilde bu sene mesela Haziran'ın bir başında bir sonunda yapıldı. Bu asbest özelliği taşıyan bu lifsi tozlarda da arkadaşlar çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu çapının 3 katı olan lifsi tozlar 0,1 ila 5 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda tozlar akciğerlerin en küçük hava yollarına, alveollere kadar ulaşabilen solunabilir toz yapıları. Mesleki akciğer hastalıklarında katılar partikül büyüklüğüne göre 10 mikrona kadar olanlar şey tarafından burun tarafından tutuluyor. Daha fazla akciğerlere daha büyükleri giremiyor. 0,1 ila 5 mikron büyüklüğünde olanlar ise periferik solunum yollarına valvollere kadar ulaşabiliyor. Suda çözünenler üst solunum yolunda kalırken suda çözülmeyenler alt solunum yollarına kadar ulaşabiliyor. Akut ve kronik yanıtlar oluşuyor. Akut yanıtta üst solunum yolu iritasyon obstrüksiyonu, bronkokonstrüksiyon, reaktif hava yolu disfonksiyon sendromu. Bunu şeyde anlatmıştık arkadaşlar mesleki astımla ilgili bir vakamız vardı. Alveolik pulmoner ödem, erişkin respiratuvarda stres sendromu, Fan fever dediğimiz duman ateşi. Kronik akciğer etkileniminde bronşiyel astım, KOAH, fibrozisler, pnömokonyozlar ve maligniteler şeklinde sayabiliriz. Pnömokonyoz yapmayan tozların etki düzeylerine baktığımızda ağır hastalık yapanlarda inorganik kurşun bileşikleri, orta derecede ağır hastalık yapanlar pamuk tozu, kuru ot tozu, fungus atıkları yani çiftçi akciğeri, minimal dokusal değişiklik yapanlar çimento tozu, mermer tozu, tütün tozu, odun tozu. Pnömokonyoz yapan tozlara baktığımızda ağır hastalık yapanlar silis, asbest. Orta derecede ağır hastalık yapanlar kömür tozu, silikatlar, mika, feldspat gibi. Minimal dokusal değişiklik yapanlar da demir oksit ve baryum bileşiği tozlar gibi. Bu da bir sınav sorusuydu. Demir minimal etki yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü pnömokonyoz tanı şemasına göre arkadaşlar
Toz olan iş yerinde periyodik taramaları yapıyorsunuz. Kişilerin semptomu olup olmaması önemli değil. Akciğer grafisinde herhangi bir şüphe duyduğunuz bir lezyon tespit ederseniz meslek hastalıkları hastanesine sevk ediyorsunuz. Solunum fonksiyon testinin ne olduğu önemli değil. İkinci olarak akciğer grafisi temizse, sadece solunum fonksiyon testinde sorun varsa bunu göğüs hastalıklarına sevk ediyorsunuz. Her ikisi de normalse normal periyodik takiplere devam ediyorsunuz. Bu pnömokonyoz tanı şemasıyla ilgili pnömokonyoz okuyucu eğitimi alan iki kişi tarafından akciğer grafileri okunuyor arkadaşlar. Bir tanesi işte pnömokonyoz okuyucu eğitimi alan iş yeri hekimi, diğeri de yine pnömokonyoz okuyucu eğitimi alan göğüs hastalıkları uzmanı veya radyoloji uzmanı arkadaşlar. Toz çeşitliliğinden inert tozlar, herhangi bir hastalık yerde toplanan tozlar. Bunlardan aşağıdakilerden hangisi inert tozdur gibi bir soru çıkmıştı. Mermer tozu, kireç tozu gibi. Toksik olanlar, çok toksikler, üreme için toksikler, mutajen olanlar var. İşte kalıtımsal genetik hasar yapanlar, kanserojenler, radyoaktifler, alerjik maddeler, fibrojenik maddeler ve tahriş edici maddeler şeklinde sınıflandırılabiliyor. Bunlar ortam gözetimi, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili derste detaylı anlatılacak. Organik normler. Arkadaşlar akciğer grafilerin opasitelerin şeyleri var, okunmaları var. Küçük olan opasiteler büyüklüğü 0,1 ila 0 ila 1,5, 1,5 ila 3, 3 ila 10 mikron milimetre arasında olanlarda, yuvarlak olanlar P, Q, R, düzensiz olanlar S, T, U şeklinde isimlendiriliyor. Bu silikozis de mesela Q ve R tip opasiteler, yuvarlak opasiteler. Kömür işçisi pnömokonyozunda P ve Q tip opasiteler. Asbestozda T tip opasiteler, irregüler opasiteler görülebiliyor. Büyük opasitelerde ise büyük A, büyük B ve büyük C ile isimlendiriliyor. Büyük A tek opasite olarak 1 ila 5 santimetre büyüklüğünde veya toplam çapı 5 santimetreyi aşmayan opasite. B'de 5 santimetre ile sağ apex alanı kadar büyüklükte olan bir veya birden fazla opasite. C'de ise toplam alanın sağ apex'in büyüklüğünden fazla olan opasiteler. Opasite yoğunluk kategorileri var. Sıfır, lezyon olmayan film. Bir, parenkimde belirgin opasite var ancak parenkimin normal yapısı bronkovasküler dallanması tam izleniyor. İki, yoğun lezyonlar nedeniyle parenkimde normal yapı kısmen izleniyor. Üç, lezyonlar çok yoğun olduğundan normal parenkim yapısı izlenmiyor. Bunda çizginin birinci yanı kuvvetle düşündüğünüz görüşü, ikinci yanı da olasılıklı görüşü ifade ediyor. Mesela 2/1, 3/2 şeklinde. Birincisi kesin, ikincisi şüpheli olarak düşündüğünüz görüşü ifade ediyordu. Akciğerin teknik kalitesi ile ilgili sorular çıkmıştı sınavlarda. Bir, iyi olan. İki, kabul edilebilir. Pnömokonyoz için radyografik sınıflamayı etkileyecek bir teknik defekt yok. Üç, kötü. Bazı defekler var fakat film hala sınıflamayı sağlayabilecek derecede. Dört ise kabul edilemez. Bir, kalite için uygun simetrik pozisyon verilmiş mi? Uygun X ışını dozu verilmiş mi? Torakal vertebralar seçilmeli. İntervertebral aralıklar ayırt edilmeli. Kostaların arka kolları görülmeli. İnspirium sonu çekilmiş olmalı. Dokuzuncu, onuncu kosta diyafragma üstünde kalmalı. Ve skapulalar akciğer alanını örtmemeli şeklinde. Plevral anomalilerde de işte difüs plevral kalınlaşma, plevral plaklar, kostafrenik açı operasyonlar olabilir. Bu şeylerle ilgili işte akciğerin hangi zonunda üst, orta, alt zon, işte opasitelerin şeyle ilgili
dil okumasıyla ilgili şeyleri söylemiştim. Büyük opasitelerle ilgili bilgileri de, sembolleri de Kırıkkale'de anladım. verdim. Şeyle ilgili de, plevra ile ilgili de şeyler var, semboller var. Bunları tek tek anlatmayacağım. Bununla ilgili 2027 Kasım sınav sorusu vardı bir tane arkadaşlar. Daha önceden kömür madeninde 15 yıl kazmacı olarak çalıştığı bilinen bir işçi, son bir yıldır masa başında çalışmakta. Aralıklı kontrol muayenesinde solunum sistemi normal olarak değerlendirilmiş. Solunum fonksiyon testi, akciğer radyografisi ve bununla ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesi istenmiş. Yapılan değerlendirme sonucunda akciğer grafisi teknik kalitesi 3. derece. 3. derece için ne demiştik arkadaşlar? Kötü ancak değerlendirilebilir. P/P 1/2 parenkimal bulgu kategori 1 saptanmış. Solunum fonksiyon testi ise normal olarak değerlendirilmiştir. Tozla mücadele yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? P dediğimiz neydi arkadaşlar? 0 ila 1,5 mm boyutlarında olan. 1 ve 2 de parenkim değerlendirilmesi ile ilgili söylemiştim, kategoriyle ilgili şeydi. Ve teknik kalitesi 3, kötü ama değerlendirilebilir. Bu durumda parenkimde lezyon varsa Çalışma Sosyal Bakanlığı pnömokonyo sanı rehberine göre ne yapmamız gerekiyordu? SGK tarafından yönlendirilen sağlık kurulu raporu düzenlemeyi yetkili sağlık hizmeti sonuçlarına sevki sağlanması gerekiyordu. Akciğer radyografisinde teknik kalite 3 olduğu için tekrar istenir denmiş. Oysa 4 olunca tekrar isteniyor. Göğüs hastalıkları kliniği olan ikinci basamak hastaneye sevki için de solunum fonksiyon testinin anormal olup parenkimde lezyon olmaması gerekiyordu. Silika ile ilgili işlerde taş ocakları, kuvars değirmenleri, kuvars çıkmıştı biliyorsunuz soru olarak. Kuvars olarak sordular. Bir de silikozis aşağıdakilerden hangisinde görülmez diye sordular. Taş ocakları, kuvars değirmenleri, kum püskürtme işleri, madenciler, tünel kazıcıları, dökümcüler, cam sanayi, seramik vitray yapımı, çimento üretimi, çanak çömlek yapımı, kiremit, tuğla, balçık üretimi gibi işlerde karşımıza çıkıyor demiştik. Serbest kristal silikaya maruziyet sonucu oluşan akciğerin kronik, difüz, intersiyel, fibrotik, granulomatoz bir hastalığı. Az önce söylediğim gibi Q ve R tip opasiteler, yani 1,5-3 ila 10 milimetre çapında yuvarlak opasiteler gözüküyor ve daha çok akciğerlerin üst zonlarında gözüküyor arkadaşlar. Üst zonlarda. Ve lenf nodlarında da yumurta kabuğu kalsifikasyon, yani eggshell kalsifikasyon tipik. Ayrıca arkadaşlar şeyle birlikte de tüberkülozla da birlikte görülme ihtimali yüksek, siliko tüberküloz diyoruz bunlara da. Ve ileri derecede fibrojen, fibrotik değişikliğe gidebilen bir hastalık. Kronik akselere ve akut silikoz tablolarımız var. Bunların detaylarını arkadaşlar anlatacak. Açık sınır değeri de 25 şeklinde belirlenmiş yönetmelik tarafından.
Kömür işçisi pnömokonyozunda ise daha küçük şeyler, nodüller şeklinde 1,5'dan küçük 0-1,5 arası ya da 1,5-3 arası P ve Q tip opasiteler gözüküyor. Ve bu da yine üst ve orta zonların periferinde yer alıyor. Şey kadar, silikozis kadar şeye ilerlemiyor, fibrozis yapmıyor. En fazla fibrotik etki şeyde, silikoziste. Sınır 1 miligram metreküp. Asbestle ilgili olanlar serpentin grubu, amfibol grubu olarak bunları yine arkadaşlar detaylı anlatacak. Mesela beyaz asbest krizotil, mavi asbest krosidolit ya da kahverengi asbest amosit gibi isimlendirmeleri var. Gemi yapımı ve tamiri, inşaat sektörü, asbest içeren eski binaların enerji santrallerinin yenilenmesi, otomobil yapımı tamiri, fren ve debriyaj balatalarının yapımında, elektrikçiler, marangozlar, döşemeciler, asbestle ilgili riskli meslekler. Asbestte interstisyel fibrozis tablosu daha çok bazallerde oluşuyor ve irregüler densitelerin görüldüğünden bahsetmiştik. Hakim densite tipi de genelde akciğerin bazalinde başlayan difüz retikülonodüler, bal peteği tarzı enfiltratlar var. Düzensiz irregüler nodüller var. Akciğer zarı tutulumları var. Akciğer zarında işte plevral efüzyon, plevral kalınlaşma, plevra zarı kanseri dediğimiz mezotelyoma da asbestle ilişkili. Asbest maruziyeti ile ilişkili Helsinki kriterleri var. En az bir yıl asbestli çimento fabrikası ve asbest içeren binaların yıkım işleri veya asbestle doğrudan çalışma gibi büyük maruziyet öyküsü olacak. 5-10 yıl süreyle tersanede kapalı alanda çalışmak, düzenli olarak asbestli çimento ile çalışmak, asbest maruziyeti olan tesisatçılık, balata tamirciliği gibi genellikle kapalı ortamlarda asbeste direkt maruz kalan orta derecede maruziyet öyküsü olacak. Ortam ölçümlerinde de ise en az 25 lif santimetre bulunacak. Bisinozis ilk defa 1705 yılında İtalyan Bernardino Ramazzini pamuk işçilerinde tarif etmiş. Pamuk, keten, kenevir tozlarına maruz kalan işçilerde pazartesi hastalığı da dediğimiz organik toza bağlı bir astım tablosu diye bahsetmiştik. Hatta bir tane vaka sunumu da yapmıştım bununla ilgili hatırlarsanız. Tekstil işçisiydi. Belirti zaman ilişkisi özellikle bu hastalık için söz konusu. Hafta sonu evde rahatlarken pazartesi sabah işe başladık. Birkaç saat sonra nefes darlığı başlıyor ve sonu fonksiyon testlerinde de ilerleyici bir kayıp ortaya çıkıyor. Bu şekilde teşhisi konulabiliyor. Bir sinozisi çok sever, çok sorarlar. Evrelendirilmesiyle ilgili evre 3 çıkmıştı sınavda. İşte kronik karakter hastalığı tablosu olarak. Yine 2020 şey sınavında kısım deminki soru şeyle ilgiliydi biliyorsunuz yine o sınıflaması ile ilgili soruydu. Onun haricinde şöyle bir soru çıktı. Basit tip formunda olan kömür işçisi pnömokonyozu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kömür işçisi pnömokonyozu ile ilgili. Silikozise göre daha yavaş seyirlidir. Doğru. İlerleyen aşamalarda pulmoner hipertansiyon gelişebilir. Doğru. İleri derecede kalp yetmezliği nadiren görülür. Genellikle hastaların yaşam süresini etkilemez. Fibrozis silikozise göre çok daha yoğun ve yaygındır demiş. Silikozis fibrozisin en yaygın olduğu hastalık arkadaşlar. Şu soruyu da yapmıştık yine bununla ilgili. Bir tane daha var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi akciğerde belirgin fibrozisi ve akciğer fonksiyonunda belirgin değişikliğe yol açan kollajenöz pnömokonyoz etkenlerden biridir diye. Talka sormuş. Talkozis de yine asbest benzeri etkiler gösteren bir hastalık. Bir tane daha vardı arkadaşlarım, onu bulamadım.
Şeyle ilgili de, asbestle ilgili de sorular çıkmıştı. Hatta asbeste bu az önce söylediğim krizotil falan diyerek de sorabiliyor. Hani direkt asbest demiyordu. O asbestle ilgili maddelerden bahsetmiştim ya, beyaz asbest, kahverengi asbest gibi. Bunların da detaylarına girdiği sorular olmuştu. Bunlar arkadaşlarım tarafından detaylı olarak anlatılacak sorulardan. Bir de bir tane daha bir şey vardı. Pardon, özür dilerim. Bu evrelemeyi tekrar hatırlatayım. Evre sıfırda normal bulgular var. Evre 1 bölü 2 bazı pazartesi sabahları nefes darlığı var. Evre 1'de her pazartesi sabahı nefes darlığı var. Evre 2'de pazartesiden sonraki günlerde de nefes darlığı var. Evre 3'te kronik akciğer hastalığı tablosu var. Şu arkadaşlar, aşağıdaki iş kollarından hangisinde silikozis riski diğerlerine göre daha azdır diye. Cam, seramik, ağaç, taş, yeraltı madenciliği. Taş, toprak ve kumdan üretilen cam silikozisle ilgili biliyorsunuz. Ağaç işlerinin ilgisi yok. O şekilde sorulmuştu. Berilyozisle ilgili de arkadaşlar, berilyum özellikle sarkoidoza benzediği, hilal lenfadenopatilerle seyreten, granulomatoz akciğer hastalığı olduğu şeklinde çıkıyor sorular. Bu da işte floresan tüp sanayi, seramiklerin üretilmesi, X ışını, vakum tüplerinin üretilmesi, berilyum kullanılan alaşımlarla ilgili, işlerle ilgili. Berilyumla ilgili soruydu o, göstermeye çalıştığım soru arkadaşlar. Ona da döneyim tekrar. Granulomatoz akciğer hastalığı sarkoidoza benzediği ve hilal lenfadenopatilerle seyrettiğiyle ilgili. Halkı sormuştu. Arkadaşlar burada şey olarak sormuş, bakın berilyumu. Burada şey yapayım, açık bırakayım, bakarsınız. Ben ara veriyorum şimdi 15 dakika.